Merhaba arkadaşlar. Bugün standa gönül vermiş Birkan Polat'la beraberiz. Birkan sanırım uzun zamandır yapıyor. Evet abi. Stantı. Stant ne denir? Gösteri sanatı mı diyeyim? Gösteri, motosikletle yapıyor. Motosiklet gösterisini uzun zamandır yapıyor. YouTube'da? Evet, YouTube'da ve Facebook'ta Birkan Polat olarak ulaşabilirler. İsterseniz hani Birkan Polat olarak Facebook'ta veya YouTube'da arattığın zaman çıkar. Şimdi birkaç tane soru soracağım. Birkan kaç yaşındasın? Ben şu anda 22 yaşındayım. 22 yaşındasın. Ne kadar zamandır yapıyorsun? Bu işe 17-18 yaşında başladım. Daha öncesinde tabii bisiklete biniyordum. BMX Freestyle dediğimiz bir bisikletle başladım. Zaten bu sporu yapan çoğu kişi en başında bisiklet dengesi olması gerekiyor. Senin önerin bisiklet yani. Evet tabii ilk ki önce. Yani ilk baştan ana temel olarak bisikletle dengenizi geliştirdikten sonra işler çok daha basit. Bir de şöyle bir işte basamakları ikişer üçer çıkmak yerine ben teker teker çıkmayı tercih ettim. Bisikletten sonra 125 cc bir skuterla devam ettim. Şu anda KTM Duke 200 marka motosikletle devam ediyorum. 200 cc 26 beygirli motosiklet. Evet. Tabii 2-3 yıl sonra kendimi 600'lük veya daha yüksek sesli bir motosiklete bulmayı tercih ediyorum. Bu motoru tercih etmendeki sebep hem beygir hem tork gücü müydü? Evet, bu motoru tercih etmendeki sebep KTM fabrika çıkışı tamamen ekstrem motosikletler yapıyor. Yani bir motosikleti alıp modifiye etmek yerine KTM marka bir motosikleti alıp fabrika çıkışı bazı şeyleri yapabilirsiniz. Bu motosikleti tercih etmemdeki sebep fren sistemi olsun, amortisör sistemi olsun diğer motosikletlere göre çok daha üstün bir özellikte. Daha sonra tabii ki beygir ve torku diğer motosikletlere göre daha güçlü. Yani ben standa daha uygun olduğunu düşündüğüm için bu motosikletle başladım. Peki bundan sonra geçmek istediğim bir motor modeli var mı? Hangisi? Bundan sonra geçmek istediğim bir motosiklet modeli işte 6 aya kadar bir 390 RC yapma projemiz var. Eğer ki bu proje olmazsa daha demin de dediğim gibi kendimi 2 sene sonra bir 690 dük üstünde görmek istiyorum. Ama tabii bu tarihi geriye çekmek istemiyorum. Türkiye'mizin yolları belli, şartları belli. Şov yapılacak alanlar gittiğimde bana sürekli fayans yerleri gösterdikleri için şu anda 200 dükle çok memnunum ben. Evet. Senin için en uygun yerler asfalt ve beton mu? Benim için en uygun yerler temiz bir asfalt. Yani şöyle iki basketbol sahası büyüklüğünde bir asfalt olduğu zaman ve güzel olduğu zaman yeterli. Çok daha güzel gösteriyi sergileyebiliyorum. Motora ne gibi ekler yaptın? Birkaç tane ek yaptığını görüyorum. Motorun ön alt kısımlarında koruma demirleri var. Orijinal olarak onlar. Arkada gösterelim. Arkada hem basıp hem de yere düştüğünde yine motosikleti koruyacak bir demirimiz var. İlave Tiger egzozumuz var. Açık egzoz. Harareti önlüyor ve daha fazla güç veriyor. İlave bir fren sistemim daha var. Debrajın altında bir pompa daha takarak ayağa kalktığımda fren kontrolünü sağlamak için. Arkada bir tek teker demiri denilen bir şey var. İşte ayağa kalktığımda ayağını basmak için vesaire. Orta kısımda yine bir depo case'imiz var. Onu özel yaptırmak gerekiyor galiba. Evet, onu her motosiklete göre farklı farklı yapılıyor. Biz de yine Türk bir GP kompozit markasıyla bunu Türkiye'de gerçekleştirdik. Normalde çok zor yapımı olan bir parça. Orijinal karbon fiberden onu döküp yaptık. Evet. Şu anda yaklaşık 2 senede de kullanıyorum. Herhangi bir problem görmedim. Standta daha geniş ve açık bir gidona ihtiyacınız oluyor. Onu nasıl için, bir şey yaptın? Bunun için ben 6.90 gidonu kullandım motosikletimde. Değiştirmek yani zorunda kaldım zaten. 200'de 6.90 gidonu kullanmak zorunda kaldım. Ondan sonra bir fren kolu aldım. Ayarlanabilir Titax marka. Evet. Yani işte bayağı bir değişiklik. Evet yani önde yani. İşte farı iptal ettim. Arkada stopu, sinyali iptal ettim. Evet. Göstergeyi çıkarttım. İşte yukarı bir KTM marka sünger taktım. Yine olası bir tehlikede çeneyi gibi kısımları meslete vurmamak için. Evet.
ilave bir gaz kolumuz daha var. Gazı sabitlemek için yaklaşık 20 km hızla falan gazı sabitleyip şu yukarıda 20 km gibi hızlarda gazı sabitleyip bazı hareketleri yapmaya yarıyor. Evet. Bayağı ama, ekleme yapmışsın. Evet, bayağı güzel bir motor çıkmış aslında ortaya. Evet. Peki yani şimdiye kadar stand malzemelerini dışarıdan almadın. Hepsini sıfırdan yaptırmak zorunda kaldım. Evet. Ya kendim makine mühendisliği okuduğum için çoğu parçanın nasıl yapılacağını, nerede yapılacağını, hangi malzemeden yapılacağını çok daha iyi biliyorum. Evet. Bunun için de sürekli işte yaklaşık bu motoru yapmam 7 ay falan sürdü. 7 ay boyunca fren sistemini bir yerde, işte depo case'ini bir yerde, işte gidonu bir yerden alıp takmak. Yani gidonu bağlarken taktığınız civatalar bile çok önem taşıyor. Onları bile hesaplayıp takmak gerekiyor. Motosiklet tamamen kendim yaptım, öyle söyleyebilirim. Evet. Yani çok uğraşmışsın gerçekten. Ama uğraştan değmiş. Ben senin şeyini izledim çünkü. Tümünü de kayıt ettim. Sağ ol. Ondan sonra onu da hani kanalımızda zaten yayınlarken onu da şey yapacağım. Sağ ol. Zaten hani şeyi Adana'daki motosiklet fuarını duyunca altın elbiseli adamı bir de şeyde şeyi gördüm. Orada Birkan diye bir tane ek gördüm. Evet. Ondan sonra merak ettim. Hani gerçekten hani seni ben şeyden tanımıyorum çünkü YouTube'dan tanımıyorum. En azından tanımış oldum ben de. O sayede hani en azından dedim oraya gidince sadece motosiklet fuarı değil gösteri de çekmiş olurum. Evet, ondan sonra hem de sohbet etmiş olurum dedim. Çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Kanalımızda yayınlayacağız. En kısa zamanda ya pazartesi ya salı. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. İyi sürüşler herkese. Sağ ol.